أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه اجمعين استعيذ بالله قال يا ايها الملأ ايكم ياتيني بعرشها قبل ان ياتوني مسلمين صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم استعينوا على قضاء حوائجكم بكتمانها فإن كل ذي نعمة محسود صدق رسول الله ونتقى حبيب الله قال عطاء الله الإسكندري رحمة الله عليه الطي الحقيقي أن تطوى مسافة الدنيا عنك حتى ترى الآخرة أقرب إليك منك. صنم اي هاجيك سندان زر سيم استر يوم لا ينفعُد قلبي سليم إِسْتَرْلَرْ يوم لا قلبي سليم Kıymetli kardeşlerim, Allah'ın yoluna baş koyan salikler, Allah'a ve Resulüne itaat etme cehdi ve gayretinde oldukları müddetçe, ahirette onlara ikram edilecek sonsuz, nihayetsiz, uçsuz, bucaksız nimet ve lütuflara rağmen Cenab-ı Hak sevdiği kullarına bu dünyada da başkalarına teşvik olsun diye, dostlarına teselli olsun diye, bazen hak ehline hakkın izharı için, bazen batıl ehline imtihan olsun diye Allah dostlarına bir takım kerametler bahseder. Bu kerametler tasavvuf dilinde farklı ifadelerle izah edilir. Bunlardan bir tanesi tayyi zaman, tayyi mekan, tayyit dünya, tayyun nefis diye farklı ifadelerle tarif edilir. Ataullah İskenderi Kaddesallahu Sırrahu 80. hikmetinde bize Allah indinde Peygamber indinde, semanın kantarında, müridanın gönlünde itibar edilmesi gereken gerçek tayın, gerçek terakkinin ne olduğunu izah etmeye çalışır. Avamın itibar ettikleri başkadır. Ama avamın terazisi daima yanlış tartar. Avam sadece eşyayı gözüyle kıymetlendirir, duyduğuyla değerlendirir. Ama hakikat görülenden ibaret değildir çoğu kez. Doğrular, kıymetliler hep görünen yerlerde değil, görünmeyen cenahtadır. İnsanlar şöhrete meraklıdır. İsim yapmaya meraklıdır. Bilinmeye, tanınmaya, alkışlanmaya meraklıdır. Koltuklara oturmaya meraklıdır. İnsanlar beni baş etsinler diye düşünür. Ama bilmez ki insanoğlu kainatı gerçekte idare edenler, kainatı gerçekte yönetenler görünmeyenlerdir. İşte tarikat haliye insana gerçek bir veli şuuru vermişse artık o velinin nezdinde avamın beklentileri değil, avamın tacübüne hayretine vesile olacak, iltifatına, takibine vesile olacak, tayyı zaman ve tayyı mekan gibi kerametleri önemsemez. Belki asla yönelir. Asılla paha, asılla kıymet sahibi olmaya uğraşır. İmam-ı Rabbani Kaddesallahu Sırrahu, marifet ehlini, hakikat ehlini izah ederken üç grup insandan bahseder. Bunlardan birincisi kendisine velayet verilmiş yani kurbu ilahi Allah'a yakınlık bahşedilmiş bir kuldur ki Allah'a yakınlığı olduğu gibi kurbiyeti olduğu gibi Allah'ın velisi olduğu gibi aynı zamanda yaşadığı bütün manevi hallerin neye tekabül ettiğini bilen marifet ehlidir. Yani hem terakki ediyor, hem miraç ediyor, hem ayağını bastığı her toprağın, her makamın tafsilatından, kıymetinden, değerinden, pahasından haberdar olarak gidiyor. Yani gözü açık miraç ediyor. Bu birinci grup evliyadır. Muteberdir, kıymetlidir, baştacıdır. İkinci grup evliya ise kendisine yine Kurbu ilahi verilmiş, Allah'a yakınlıkla taltif edilmiş ama gözü kapalı. Ona yaşadığı manevi hallerin tafsilatı öğretilmemiş. Bilgiyle meşgul edilmemiş, ilimle meşgul edilmemiş, isimle meşgul edilmemiş. Müsemma ile meşgul. Birincisi hem müsemma ile hem isimle meşgul kılınırken, ikincisi sadece müsemma ile sadece matlupla meşguldür. Yaşadıklarına bir isim veremez. Yaşadıklarına bir tanım getiremez. Yaşadıklarını başkasına izah edemez. Belki ne yaşadığından bile haberdar değildir. Velidir kendini eşkıya zanneder. Fenafillahtır kendisini hala dünyacı zanneder. Kendinden haberi olmaz. Bu da Allah'ın ayrı bir cilvesi. Ayrı bir terbiye şeklidir. Üçüncü bir grup, ilk ikisi her biri Allah'a velayete sahip, Mevla'nın hususi dostu olmakla müşerref kılınmış. Ama üçüncü bir grup daha vardır ki kendini hak yolda zanneder, velayetten nasibi yoktur, kurbiyetten nasibi yoktur, marifetten nasibi yoktur. Onun imandan bile belki nasibi yoktur. Ama bakarsınız ki onun elinden harikul âde bir takım haller zuhur eder. Nitekim Süleyman Aleyhisselam belkası imana davet ettiğinde, ona hututla haber yolladığında, ondan önce tahtının kendine getirilmesi için etrafındakilerine bu vazifeyi kimin yapacağını sorar. قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ eyyüküm ye'tini بِعَرْشِهَا arşiha kable en ye'tuni Ey dostlarım, ey meclisimde bulunanlar, ey nedimlerim söyler misiniz? Belkıs'ın tahtını onlar ordusuyla buraya gelmeden önce bana kim getirecek der. Kale ifritüm minel cinni. Ana atik bihi qabla an taquma min ve emin. İfrit yani bir cin çıkar. Onun takva sahibi olduğunu kimse söylemiyor. Neticede bir cindir. İtaatleri zayıftır. İpini bırakmaya gelmez. Sabun gibidir. Bugün avucunuzda olsa bile, bugün bir peygamberin huzurunda olsa bile hemen sıyrılıp yoldan çıkmaya müsait bir fıtrata sahip. قبل تقوم من مقامك. Sen daha ayağa kalkmadan önce bana müsaade et, belkısın tahtını aylarca mesafeden buraya getireyim der." indehu قبل يرتد Bir de kendisine ilim verilen, bir de kendisine ilmiyle dün bahşedilen bir veli vardır Süleyman Aleyhisselam'ın huzurunda. O da der ki: "Halel ledeyhi ilmün minel kitap." Allah'ın kitabının ilminin hakikatine vakıf olmuş birisi. Bana müsaade et. Ben sağına bakmadan, soluna bakmadan önce o tahtı hazır edivereyim." der. İşte Allah Celle Celaluhu bu gibi tayy zaman, tayy mekan olarak vuku bulan hadiseleri kimi zaman kurbiyet ehli olan, velayet ehli olan, Allah dostu olan insanların eliyle de icra eder. Bir ifrit, bir cin, bir şeytanın eliyle de icra edebilir. İşte bundan dolayı Allah'ın dostları, Ataullah İskenderi gibi büyük zatlar perdeyi kaldırmış Madalyanın hakiki yüzünü görmesini bilenler bize neye iltifat edilmesi gerektiğini anlatırlar. Bu yoldaysak neye talip olacağız? Karşımıza bu tür halleri olan bir insan çıktığı zaman hemen kapılıp onun meftunu olmamak için ahiretimizi tümüyle kaybetmemek, bir Allah dostunun peşinden gidiyoruz diye bir iblisin peşinden gitmemek için, bir şeytanın takipçisi olmamak için, bir yalancının, bir müfterinin dinin kelimelerini kullanıp, tasavvufun kelimelerini kullanıp, rüyalarla, zuhuratlarla dediklerle menkıbelerle insanları kandırıp, zerre kadar Allah'a kurbiyeti olmayan şarlatanların aldattığı bir insan olmayalım diye bu yolda asıl itibar edilmesi gereken şeyi söyler. Ya kulağımızı açar dinleriz ya da ömrümüz biter, ömür sermayemizi tüketir Allah'ın huzuruna ancak bir yalancının peşinden gitmiş olarak varırız. Ve tek karşılaşacağımız şey nedamet olur, pişmanlık olur. Bazıları İslamiyet'te ahireti kazanmak için, cenneti kazanmak için samimiyetin kifayet ettiğini zanneder. İşi gücü insanları kandırmak olan bir insanın İslam dilini kullanmak kullanarak, ayetleri kullanarak, kürsülerde ağlayarak, bağırarak, yakasını yırkarak nasıl binlerce insanı helaka sürüklediğini hepimiz gördük. Şimdi tek suçlu kürsüye çıkıp kâle Allah kâle Resulullah deyip ağlaya ağlaya insanların din duygularını istismar edenin yalanı mıdır? Yoksa ben samimiyim, samimi olduğum için beni aldattı diyen insanlarda da kusur var mıdır? Evet, Allah'ın rızasını elde etmek için samimiyet çok kıymetli bir şeydir ama kafi bir şey değil. Allah Celle Celaluhu et dinun nasiha. Din nasihattır. Din samimiyettir diyor tamam ama din sadece samimiyetten ibaret değildir. Bu din ikra ile başlamıştır. Allah bize önce okuyun demiştir. Önce dinin ölçülerini bilin. İman esaslarını bilin. Bu dinde edille-i şer'iyeyi bilin. Bu dinin hükümleri, hakikatleri hangi deliller üzerine inşa edilir bunu bilin. Edille-i şer'iye kitaptır, Kur'an'dır. Edille-i şer'iye sünnettir, peygamber hadisleridir. O da Kur'an'ın ayetleriyle çatışmayacak şekilde. O da mütevatir ve sahih haberlerdir. Mevzu hadisler değil, uyduruk hadisler değil, rüyada görülenler değil. Edille-i şer'iyenin yani din anlatılıyorsa Üzerine bina edilecek temeller dört tanedir. Kitaptır, Kur'andır, ayetleridir. Sünnettir, hadis-i şeriflerdir, sahih ve mütevatir. Üçüncüsü, icmadır. Bu ikisine dayalı olarak bütün ümmetin alimlerinin ittifakla kabul ettikleri görüşlerdir. Dördüncüsü de kıyas fukahadır. Müştehitlerin usulüne uygun olarak yaptıkları kıyasların yaptıkları iştihatların neticesidir. Rüya bunlardan birisi değildir. Zuhurat bunlardan birisi değildir. Falan söyledi, filan dinledi bunlardan birisi değildir. Faziletlerin, kendine ait faziletlerin nakli bunlardan birisi değildir. Önce ikra derken dinini, inancını, amelini, hayatını, Müslümanlığını Nelerin üzerine inşa etmen gerektiğini bileceksin. İşte Allah ikra derken bize bunu söylüyor. Buradan bunun üzerine inşa edilen ve bu inşayı ehlinin yaptığı hükümler bizi bağlar. Rüyalar bağlamaz. Ne kadar nefsimizin hoşuna gitse de. Bana bütün dünya toplanıp biz seni rüyada gördük. Sen çok büyük bir adam deseniz de ben kendimin ne olduğunu bilirim. Bütün kainat bir araya gelse sen uçabilirsin. Senin uçmak için kanada, senin uçmak için paraşüte ihtiyacın yok. Sen minareye çıkar, sen 150 katlı binanın üzerinden atlarsın ve uçabilirsin deseniz beni inandıramazsınız. Hepiniz Kendinizce Beytullah'ta rüya da görseniz akıllı bir adam başkalarının rüyasıyla hatta kendi rüyasıyla 150 katlı bir binadan atlamayı tecrübe etmez. Peki hiçbir rüya bizi minareden kanatsız atlamaya teşvik etmeye ikna edemiyorsa ahiretimizle ilgili, tarikatımızla ilgili, şeyhimizle ilgili doğru bilgilere ulaşma hususunda ne kadar da çabuk kanıyoruz. Ne kadar da çabuk aldanmaya meyilliyiz. İşte İmam Rabbani Allahu Sırrahu bazı insanlar vardır. Allah'la hiç yakınlığı yoktur. Günlük hayatlarında isyandan başka, nisyandan başka, fucurdan başka, yalandan başka ürettikleri hiçbir şey yoktur. Ama bakarsınız on elinde on farklı maharet. Sihirbaz gibi çalışır. İfrit gibi efendim şöhreti arttıkça artar, cemaati arttıkça artar, sözü tacüplere vesile olabilir. İşte Ataullah İskenderi diyor ki birçokları bu üçüncü grup insana itibar ederken, aldanıp giderken ben size bu işin anahtarını veriyorum. Ben size doğru ciheti, doğru yönü ve kıbleyi gösteriyorum der. Yıllar önce doğuda bir Anadolu şehrine gitmiştim. Orada kamil mükemmel mürşit var mıdır? Eli öpülecek, duası alınacak bir insan var mıdır diye sorduğumda, burada evet kendini şeyh diye tanımlayan çok insan var. Ama sizin aradığınız bir kişi yoktur. E peki bunlar nasıl şeyh olmuş dediğimde, bana söyledikleri daha düne kadar her türlü haramı işleyen bir adamın tövbe edip istikameti değil belki insanlara kılıç sokup çıkardığı için çok meşhur olduğu ve yüzlerce insanı etrafında toplayıp adım adım helaka, adım adım delalete götürdüğünü söylemişlerdi. Ölçüyü bilmezsek sadece samimiyet bizi kurtarmaz. Onun etrafında toplananlar da samimi insanlar. Müseyleme'tül Kezzab'ın, yalancıların şahı olan Müseyleme'nin etrafında toplananlar da kendince samimiyeti var. Onun için kardeşlerim, sadece samimi bir insan olmak, sadece hak için yanıp tutuşmak istikamet için doğruya vasıl olmak için kafi olmaz. Belki gerekli olan samimiyeti ilimle Samimiyeti delille buluşturmaktır. Gerçekten acaba inandığımız insanlar, tutunduğumuz dal Allah'ın dalı mıdır? Bu dört tane edille-i şer'iye üzerine bina edilmiş midir? Salihlerin yolu mudur? Bunu anlamak gerekir. Tasavvuf menkıbeden ibaret değildir. Tasavvuf rüyadan ibaret değildir. Tasavvuf zuhuratlardan, süslü laflardan ibaret değildir. Tasavvuf haldir. Tasavvuf derinliktir. Tasavvuf zerafettir. Tasavvuf inceliktir. Tasavvuf bütün mahlukatın hukukuna riayet edebilme öğretisidir. Güle gül olarak, dikene diken olarak muamele edebilmesini bilmektir. Tasavvuf yeri geldiğinde mürekkep, yeri geldiğinde silgi olmasını bilmektir tasavvuf, cihat meydanında mücahit, şiir meydanında şair, hikmet meydanında hekim, tasavvuf gece seccadede gözyaşı olabilmektir. Allah her birerlerimize bu ruhu ikram eylesin diyor ve beytimizi tamamlamayı bir sonraki derse bırakarak hepinizi Allah'a emanet ediyorum. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد